Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yeni sistem odasından birkaç video paylaşacağım. Şu an bir kısmı tamamlandı. Halen çalışmalara devam ediyoruz. Katlara kablolarımız çekildi sistem odasından. Kullandığımız kabinetler, yükseltilmiş zemin, onun dışında bir de reglaj nasıl yaptık bundan bahsedeceğiz. Kabinetin bu kısmı arka tarafı geliyor. Biz buraya 3 tane yan yana F-Tab kabinet koyacağız. Bakın şöyle perfora kapaklı kabinetlerimiz geldi. Zaten malzemelerimiz şunun içinde. Burada patch kablolarımız, patch panellerimiz, onun dışında keystone'larımız bulunmakta. Bir kısmını montajladık. Bakın kullandığımız kabinetler şu şekilde delikli. Bunlara perfora kapak deniyor. Bakın şöyle göstereyim. Şurada klimalarımız var zaten. Sistem odasından şu an aşama aşama bahsedelim. Bir kısım patch panelimiz yerleştirildi. Bu kabinet tarafının önden görünümü. Bu da iki tane switch kabinetimiz. İki tane ise sunucu kabinetimiz olacak. Bu arada flash'ı açabilirsek açalım. Yani şu an flash'ı da açamadık. Ben şöyle sistem odasının genelinden bahsedeyim. Şu an hangi aşamadayız? Ne zaman bitecek? Muhtemelen biz bunu bir ay içinde komple tamamlayacağız. İki tane şu şey kullandık. Klima kullandık. Bakın bir tanesi şurada, bir tanesi şurada. Bu klimalarımız yedekli olarak çalışacak. Yani bir tanesi arıza yaptığında diğeri devreye girecek. Aynı anda da çalışılabiliriz. Yukarıda tavalarımız var. Altta da tavalarımız var. Bu şekilde perfora kapaklı. Arkadan da görünüşünü göstereyim. Önde kapaklar tek parça halinde. Bakın yekpare şöyle kapanıyor. Arkadaki kapaklar iki parça. Açıldığı zaman şu şekilde geçecek kadar mesafem kalıyor benim. Şurada. Kapak açıldığı zaman. Bu iki kabinet switch kabineti olacak. Bir tane de sunucu kabineti gelecek bunun yanına. Bunların hepsini biz birbirine yanaştıracağız. Tek bir kabinet gibi olacak. Üç kabinet. Diğer kabinetim de şöyle F'den geliyor. Sistem odasının büyüklüğü çok büyük değil çünkü soğutma sistemi, yangın söndürme sistemi ona göre ayarlandı. 30 santimlik bir yükseltilmiş zeminimiz var. Ben kamera, data, kablolarını farklı renkte seçtim. Şöyle burayı da açayım. Bakın burada da kabinet şu şekilde. İki kapaklı. Şöyle görüyor musunuz? Bakın tek kabinet. Şöyle bunun kapağı ortadan ikiye bölünmüş şekilde. Şuradan açıyorum kapağımı. Şöyle size şey göstereyim. Bu da bizim reglajımız. Şurada bir şeyimiz var. Demirimiz bunu kaldırıyoruz. Altta da bir demirimiz tutuyor bunu. Bunu da kaldırıp şu kapağımızı açıyoruz. Güzel bir şekilde reglaj yapıldı. Biz Bora Teknik firması ile çalıştık bu işte. O da sonlandırmaları Comart diye bir firma yaptı bildiğim kadarıyla. Yine bilgileri paylaşılır. Şu şekilde reglajımız gayet güzel olmuş. Ben ara ara gelip bakıyorum. Arkadaşlar şu an kabloları çektikçe reglajları da yapıyor. Bu kabinet neredeyse bitmiş. Her kabinette 5 tane switch, 10 tane patch panel olacak. Data kablolarımı mavi yaptım. Kamera, kart okuyucu, PDKS cihazları, kart okuyucu dediğimiz. Kameralar var, access pointler var. Onlar için sarı rengi kullandık. Şu şekilde güzel bir reglaj var burada. Switchlerimizde iki patch panelin arasına gelecek şekilde konumlandıracağız. Kısa patch kabloları kullanacağız. Reglajımız bu şekilde. Kabinetlerimiz F-Tab. Tüm uçtan uça malzemelerimiz, kablolarımız HCS, keystone'larımız HCS, patch panellerimiz HCS. Şurada bir arada fiber patch panel var. Yukarıda dörtlü fan modülü var. Bu da yine F-Tab'a ait. Onun dışında yükseltilmiş zeminden bahsettik. Zeminin altında kablolar dağınık değil, düzgün olmasına dikkat etmek gerekiyor. Burada da kabloları sonlandırdıktan sonra eşit hizaya getirip öyle zeminin altına attılar. Çünkü bazen bakıyorsunuz zeminin altında çok kablo karışıklığı oluyor. Burada arkadaşlar buna dikkat etti. Zeminde bile kablolar bakın gördüğünüz gibi tavaya sabitlendi. Çünkü çok çirkin bir görüntü olur. Kablo yumağı şeklinde olur. İlk defa bir sistem yapıyorsanız güzel bir şey olması lazım. Bir sistem odasında olmazsa olmazlar neler? Öncelikle yükseltilmiş zemininiz olacak. Kabloların fazlalığı yükseltilmiş zeminde olacak. Bizim fazladan kabinetlerimizi hareket ettirebilmemiz için kablo paylarımız var. Bunlar da yükseltilmiş zeminin altında. Soğutma sistemimiz olmazsa olmaz. İki tane klima yedekli olacak şekilde ayarladık. UPS'imiz yan odada. UPS sistemi yan odada. Yangın söndürme sistemimiz var. Bakın FM200. Gördüğünüz gibi. Biz tüm sistemimizi buraya alacağız. Tavalarımız bulunmakta. Herhangi bir durumda hani kablolar sallanmayacak. Tavalarda olacak. Onun dışında söyleyebileceğim pek de bir şey kalmadı. Yedekli olması gerekiyor sistemlerin. Arkadaşlar güzel bir şekilde kablolamaya yapmış. En son halinde paylaşacağım adım adım.
Bu hani bir kısmıydı. Biten kısımlarımız bunlar. Şu an için hani diğer katları da yaptıkça buradaki patch panel sayımız artacak. Tabii burada switchlerimiz, access pointlerimiz gelmedi. Rukus access point kullanacağım. Pardon, Rukus access point kullanacağım. Doğru. Rukus R320 model access point kullanacağım tüm binada. Yaklaşık 20'ye yakın. 10 tane yakında switch'im olacak. Dell 1548 full PoE. Network tarafını Dell tercih ettik. Fiyat performans ürünü olarak geldi bize. Hani bunun yanında Cisco, Aruba'da tercih edebilirsiniz. Aruba'da tercihim olurdu. Onun dışında hani aktif cihazlarda konumlandırılımlar. Bir de sistem projemiz var. Burası başlı başına güzel bir sistem olacak. Gördüğünüz gibi burada da şeylerimiz var. Patch panellerimiz sonlandı. Gayet şık bir şekilde.